Selamünaleyküm. Aleyna aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Değerli abim, bize kendin önce bir tanıt, sonra da böyle asar kültürüyle ilgili bir sohbet yapalım seninle. Olur efendim. İsmim Mehmet Kandazoğlu. Asar kültürüne en çok katkısı olanlardan biriyim. Asar derneklerin kurucusuyum. Artı ihtiyar delikanlılar var. Belki seyretmişsiniz, izlemişsinizdir. Beyaz gömlekliler. Evet evet. Onların da derneğinin kurucusuyum. Hala devam etmekteyiz. Dernek merkezi İstanbul'da mı? İstanbul'da dernek merkezi. Şubemiz var. Trabzon'da da, Ankara, Şalpazan'da da şubemiz var. Hı hı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na iyi bir araştırma yaptırarak Çepli kültürünün kitabını çıkarttık. Bu şu anda Çepli Derneği mi? Çeplilerin, hayır efendim. Çeplilerin rehber kitabı oldu. Rehber kitabı, anladım. Ha. Bakanlığın onayıyla çıkmış bir kitaptı. Güzel çalışmalarımız oldu. Gençlerimiz var. Kız çocuklarımız var. Ekip olarak çalışanlarımız var. Asar kültürü biliyorsunuz. Kaynes televizyonlarının varlıklarıyla, kültürleriyle nemalanan gruplar oldular. Evet. Enteresandır. Biz sahip çıkamadık. Halkımızın, zamanında vatandaşımızın gariban olması münasebetiyle. Ama zaman içerisinde mamulümüze artık sahip çıkmaya başladık, mallarımıza. O itibarla ineğimizin resmini çekip, kızlarımızın resmini çekip satanlarla mücadele etmeye başladık. Çok güzel. O itibarla Asar kültürü artık tarihe mal olmak üzere kadın giysilerimizin coğrafi işaretini alıyoruz nasipse. Artı bizim Şalpazan'da konuşulan bir dil var. Mesela geliyorum gidiyorum var. Hı hı. İşte zıkkım olasıca gibi, hölümek gibi çok değişik kelimeler kullanılır. Onların Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne araştırmasını yaptırdık. Onun da Türk Dil Kurumu'na baskısını yaptıracağız inşallah. Böyle çalışmalarımız devam ediyor efendim. Bir şey sorayım abi, bu ben Trabzon'un bütün şenliklerine gidiyorum. Evet. Yani şimdi geçen sene ilk defa Karakısra'ya gittim. Evet. O elbise, yöresel kıyafet kültürü gerçekten çok farklı. Böyle baktığım zaman ben şey zannettim, bunlar köylerden işte yöresel kıyafet giymiş gibi hanım kardeşlerimiz. Sonra böyle sohbet etmeye başlayınca doktor, avukat, o bu %60-70'lerin İstanbul'dan geldiğini fark ettim. Öyle hoşuma gitti ki. Şimdi 60-70 yıl değil. Bu Orta Asya'dan gelen bir giysi. Bunun devamı vardı. Şu anda %67'si kaldı. %60'ı diyorum ben. 60 illemedim. Yanlış anlaşılmasın. Yok. %67'si kaldı. Diğeri asimile oldu. Hı hı. Mesela nilerimizin fesi vardı. Alın cemberleri vardı. Gutni önlükleri vardı. Yani bugünkü sütler yerine kullanılan önlükleri vardı. O ninelerimiz saygıya, hürmete layık insanlarmış. Şimdi görüyorsunuz işte özel yapılmış mamullerle kendilerini süslemeye çalışıyorlar ama orijinallikleri kaybolduğunu biz de görüyoruz. Evet, çok güzel bir şey. Bir de çok güzel organize oluyorlar. O da çok hoşuma gitti. Şimdi organize şu efendim. Bizim bu kitaptan sonra Kültür Bakanlığı'nda %67 ile örf ve ananesine bağlı bir toplum olduğumuz ortaya çıktı. Bizim bu toplumun bir özelliği daha var. İstanbul'da, Ankara'da, Türkiye'nin neresinde olursa olsun, Almanya'da, Hollanda'da, Fransa'da, Benelux ülkelerinde şenliklerimiz var. Aynen böyle şenlikler yapılıyor. Ve oraya da bu kültürleri götürdük. İstanbul'da bilhassa biliyorsunuz otlu şenlikleri yapılıyor. Geldiğiniz evet. Gördüğünüz mü bilmiyorum. Yani o federasyonlar vasıtasıyla yapılmakta devam ediyor. Yani kültürüne sahip bir toplum olmaya yavaş yavaş başladık diye düşünüyorum inşallah. Yok, çok güzel. Ben çok mutlu oldum mesela o gezdiğim zaman, sohbet ettiğim zaman. Şimdi bakıyorum böyle ne olursa olsun diyor. Ben diyor 15 günümü, bir ayımı bu işe ayırıyorum diyor mesela. Ne iş yaparsa yapsın o kıyafeti giymek için, o kültürü yaşamak için de dağın başına geliyor. Daha da var efendim. Bakın bizim Karadeniz milletinin bir özelliği var. Ağırlıkta sizler de dahilsiniz buna. İşte eşini alıp da affedersiniz sahillere gidip bikini giydirip yüzdürmez. Denizlerde bir şey gezdirmez. Ne yapar? Bir ay izini vardır yaylalara. Gelir buralarda o bir ay izini doldurur. Rahat rahat gider huzur içerisinde. O nedenle bizim Karadeniz kültürünün, Karadeniz milletinin bu ülkede yapı taşlarının değerleri olduğunu hepimiz görmekteyiz. Bir güzel yanı da mesela geçen sene ben burada bizzat yaşadım onu. Buradan aşağı horonla aşağı inildikten sonra 5-6 kemenceci yere oturuyorlar. Etrafına millet çeviriyor. En iyi türkü söyleyenler o Muhammed Çingay abi onlar. Evet. Ya çok güzel ya, böyle ara ara açıp seyrediyordum onu, böyle yarım saatlik bir görüntü. Şimdi efendim bakın. Devletlerin, milletlerin, köylerin
komşuların sınırı olur. Ama kültürün sınırı olmaz. Kültür dünyaya mal olmuş bir olaydır. O itibarla o kültüre hevesli olan, içinde olanlar zaten bir defa daha onu severek izliyorlar. Ondan haz alıyorlar, mutluluk duyuyorlar. Evet, evet. Peki çok teşekkür ediyoruz. Başka ben söyleyeceğim bir şey var mı? Siz buraya kadar geldiniz. Biz de hobi olarak böyle kültürü yansıtmak amaçlı. Ben mahalle müşaviriyim. Arkadaş öğretmendir. Örgetmen. Tamam efendim. Nerede görevliyiz efendim? Trabzon merkezden. Çok iyi. Bizden arkadaşlar vardı Trabzon'da, tanırsınız belki. Mehmet Öztürk falan bilen var. Oldu hocam, ağzını sağ ol tekrardan. Çok teşekkür ediyoruz, çok sağ ol. Ben Milli Eğitim İl Müdürlüğü'nde Muhammed Belduz var. Yani horon oynarken o vasıtayla biz bu Asar Çekil Kültürü'nü kişilerine Türk Patent Enstitüsü Kurumu'na o şube müdürüdür zaten. Beni orada Akkuş'ta çalışırken ilk görev yerim oraydı. Belduz soy isimli müfettiş gelmişti bana.